Evet arkadaşlar, ikinci günümüz. Sebze yataklarını hazırlıyoruz. Sebze ekmek için burası bir çimlenecek. Şu öbür tarafa da sebze için sürüm yaptık. Toprağı yumuşatıyoruz. Kepçe buraya toprağı sürmüş yalnız. Sertleşmiş ve içine gidip geri geri. Şimdi sebzeyi geldi. Bize yumuşatıyor toprağı. Sebzeyi de olmasa işimiz yer. Bittikten sonra tasfiyesini yapıp buraya güzel bir çimlendirme yapacağım. Burada olduğum sürece sana durmak yok. Güzel bir köy gününden merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda köyümüzün tanıtımını yapmıştım. Ev turu yapmıştık. Güzel bir videoydu. Şimdi de ekeceğimiz sebzelerin yataklarını hazırlıyorum. Şöyle birer tane sırt oluşturdum. Sıra sıra böyle gideceğim şu tarafa doğru. Bu serptiğim gübre değil. Bu ferrit maddesi. Şöyle toprağa karıştırıyorum ki toprağımız gevşek dursun. Biraz tozlu. Bu hem toprağı sürekli hem nemli tutacak. Hem gevşek tutacak. Bunun bize faydası çok olacak. Bütün peyzaj bitkilerinde, çiçeklerde bu madde kullanılıyor. Belki herkes bilmiyor ama kullanılması gerekiyor. Şimdi şunu da şöyle yapıyoruz. Sen mi alacaksın? Sahip de hazırlıklarını yapıyor. Sen de yardım sonra tekrar bir kat daha bu tarafa girsen bir kat daha böyle serpiyoruz ki tam her tarafına bulaşsın. Gevşetsin her tarafa.
Arkadaşlar yataklarımızı hazırlıyoruz. Sebze yataklarını. Bittikten sonra tohum ekme işlemine başlayacağım. Onlar başlayınca da çekimi yapacağım size. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sebze yatağını hazırladık. Şöyle perlitle güçlendirdik, zenginleştirdik. Biraz da gübre attık. Sulama sistemlerini çektik. Bir onları gösterelim, tek tek bir bakalım nasıl olmuş. Az kaldı iftara da, çok yorulduk. Bakalım. Arkadaşlar bak şuraya kadar yaptık, şu ağacımızın dibine. Şu ilk sıraya bamya ektim. Şuraya perlitle zenginleştirip ondan sonra tohumları bıraktım. Toprağı üstüne birazcık böyle çok fazla olmamak şartıyla örttüm. Şuraya patlıcan ektim sağlı sollu. Yine buraya patlıcan ektim. Buna ne patlıcanı diyorlar? Unuttum ismini. Şöyle düz bir patlıcan, kebaplık. Şuraya isot, Urfa isotu ektim. Çok yoruluyor, acı bir de. Yani acısı da kötü değil. Şuraya da yine aynı. İsot ektim sağlı sollu. Şuraya sağlı sollu çeri domatesi ektim. Dikkat ederseniz bunun yatağı biraz daha geniş. Domatesler üstüne yatınca sudan etkilenmesin diye rahat olsun. Bir de damlama sistemimiz de şöyle 30 santimde bir tane vana taktık. Zemine komple suyu yayacak. Her iki tarafta suyunu içmiş olacak. Buraya da yerli domates dediğimiz şu geniş olanlardan büyük, yani bazıları var yarım kilo geliyor o şekilde yerli domatesler. Böyle şekli falan değişik, tam şekilli bir domates değil yani. Öyle söyleyeyim size. Bunları ektik buraya da sağlı sollu. Şimdi şuraya da başka bir şeyler ekeceğim. Bunları bırakacağım tabii şimdi. Şuraya da en uç kısma diyeyim. Böyle size göstereyim kuştan da. Bir bakalım. Şimdi şu açtığımız kanala da salatalık ekeceğim. Üst tarafa da acır ekeceğim. Bizim Urfa dilinde hıttı diyorlar. Ondan işte kılavuz hıttı. Ondan ekeceğiz. Böyle bu gördüğünüz gübre falan değil. Gördüğünüz gübre falan değil. Toprağı gevşetme amacıyla kullandığımız bir madde. Gübreleri de ortaya serdik, kayboldu bile ortada. O gübrelerimiz organikti yani. Kuş gübresiydi. Çok hafif böyle ortaya tozlandırıp serptik. Onlar da gitti zaten. Melik de çalışıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Akşam oldu artık. Biz de bayağı yorulduk. İftara gideceğiz. Bir 20 dakika falan kaldı tahminen. 15-20 dakika çalışıyoruz şimdiye kadar. Etrafı da biraz güzelleştirdik, düzleştirdik. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın mutlaka. Bu önemli. Destek olun artık. Görüşmek üzere.